Arkadaşlar merhaba. Bugün işte çiftliğimizin köpeklerimizin olduğu bölgeye geldik. Explore Bird kanalındayız. Ali sağ olsun ziyaret etti bizi. Bugün akbaşlarımız hakkında işte biraz akbaşlarımızı tanıtacağız. Azıcık da erçelerine bahsedeceğiz. Öyle bir çekim yapacağız. Köpekleri önce bir tanıtayım istersen. Şimdi bu köpeğimiz Kutup. Kutup gel. Kutup gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Kutup Pamuk'la Kamber'in oğlu. Burada bir abdesti oldu. Yalnız şu anda bir abdesti tedavi sürecinde. İyileştiği zaman işte şu an 17 aylık falan iyi bir damızlık köpeğimiz olacak. Bu mutlu arkadaşımızın Paşa isimli köpeği. Akbaş'ın güzel örneklerinden. Ve işte şüpheci özelliklerini de net bir şekilde gösteriyorlar. Yan tarafta şeylerimiz var. Nisan kızımız var. Nisan da Pamuk'la Kamber'in kızı 17 aylık. Bu da güzel örneklerinden biri oldu dişilerin. Hani kızım benim? Nisan kızımız. Bu da gerek yapısıyla, gerek post yapısıyla, rengiyle Akbaş'ın güzel örneklerinden birisi oldu. Burada Kral isimli köpeğimiz var. Bu da hani güzel damızlık erkeklerden oldukça agresif ve etkili bir köpeğimiz. Burada bizim Kamber var, meşhur. Kamber! Kamber! Hani gel oğlum? Gel oğlum! Gel! 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 Kamber de 6 yaşında güzel bir damızlık erkeğimiz. Bu zamana kadar Eskişehir'de yoğun şekilde damızlık olarak da kullandık Kamber'i. Çok da güzel yavrular aldık. Hiç en ufak bir hem genetik olarak hem karakter olarak nasıl diyeyim eksiksiz yavrular. Çok kaliteli yavrular aldığımız bir köpeğimiz Kamber'de. Şimdi isterseniz üst tarafa geçelim. Oturalım. Biraz da benim araştırdığım tarihçeler hakkında bildiklerimi aktarmaya çalışayım sizlere. Merhaba tekrar. Şimdi bu köpeklere işte benim tekrar hani nasıl başladığımı ve araştırdıklarımda bulduğum şeylerden hani bahsetmek istiyorum burada size. Şimdi 2015 yılında bir güneş enerji sahasında tekrar çalışmaya başladım. Güneş enerji sahasında çalışmaya başladıktan sonra bir köpek ihtiyacımız oldu. Alan koruma ve bekçilik yapabilmesi anlamında. Bunu ben yöremizin de köpeği, benim de eski çocukluğumdan bildiğim Akbaşları tercih etmek istedim. Ama aradığımda istediğim, yani çocukluğumdaki köpekleri bulamadım. Yani köpekler gerek görünüm olarak gerek şey olarak çok değişmişti. Çok fazla farklı beyaz köpekler vardı çevremizde. Arabalarımızın sonunda bir arkadaşım da Pamuk isimli köpeği buldum. Dişi köpeğimi. Pamuk'u aldık. İşte Pamuk'la biz tekrar sahada çalışmaya başlayınca ya yani onun yaptığı hareketler işte insanla kurduğu bağ diğer köpeklerden atletikliği, hızlılığı, uyanıklığı, zekası beni çok etkiledi. Tekrar Akbaşlara resmen aşık oldum. Daha sonrasında araştırmalara başladım. Yani bu köpekler işte nasıl, nereden gelmiş, nereden şey olmuş ki hep çocukluğumdan beri işte gülen köpek diye severdim ben bir akbaşı. Bir de kurda benzerliklerini sürekli dile getiriyorduk. Sonrasında işte Amerika'da yapılmış birkaç araştırmaya denk geldim. Bu araştırmalarda işte belli sayıda 80 bin köpekten DNA örnekleri alınmış. İlk köpeğin nerede evcilleştiğini, hangi bölgede oluştuğunu bulmaya çalışmışlar. Bunu Sibirya'nın stepleri ve Altaylar bölgesi, o bölgeyi işaret ediyor bütün araştırmaların sonuçları. O bölge işte Türk'ün ana vatanı, Türk'ün ana yurdu. O bölge üzerinde Akbaş'a ait iz bulabilir miyim diye onun araştırmasına girdim. İşte bizde maalesef yok. Bir de Rusya'nın işte bölünmesine, dağılmasına kadar Rusya Federasyonu'nun
bölgeye ait çok fazla kalıntı da bulunmamış ama daha sonrasında yavaş yavaş o bölgeye ait izler, kalıntılar bulunmaya başlıyor. İlk kaya resimlerinde denk geldim. Kaya resimlerinde köpek ve kurt çizimleri var. Eski Türklere ait. Bu köpek ve kurt çizimlerinde Akbaş fenotipine oldukça yakın çizimler olduklarını fark ettik. Yani Akbaş'ta bizim istediğimiz bir kuyruk yapısı ve fizik yapısı var. Bu kuyruk ve fizik yapısına yakın çizimler gerçekleştirilmiş. Şurada mesela göstermek istersem var. Altaylar Sibirya bölgesinde bir kaya resmi, işte bir av sahnesi resmetmişler. Av sahnesinde de köpekleri çizmişler. Köpeklerde zor olan kuyruğu, yani normal çengel değil, düz bir akrep kuyruk değil veya işte kangal kuyruğu gibi kıvrak değil. Sadece ucundaki çengelle bu kuyruğu belirtmişler köpeklerde. Yine farklı bölgelerde Saymalıtaş'ta bir göç resmi, köpeklerle göç eden kanunların resimleri var. Burada da yine o kuyruğu çizmişler. Yine bir av sahnesi. Burada işte kurt daha da hani şey çizimin yanında çizim olarak, fenotip olarak da belli bir çizim gerçekleştirmişler. İşte buradaki çizimler de bizim Akbaş'ta istediğimiz, yani şu ucu kırık kuyruk fenotipine birebir uyuyor. Yani milyonlarca, pardon milyonlarca değil, binlerce yıl önce biz işte köpeğin fenotipini ve kuyruk yapısını kaya resimlerine resmetmişiz. Bunun dışında tarihte Akbaş'a ait bir şeyler bulabilir miyim diye araştırdığımda iki tane şeye rastladım. Şimdi bir tanesi doğrudan kurdun Çin kaynaklarında olan bir yazı. Kurt doğrudan iktisadi yaşamda kullanılıyor olması söz konusu değilse de kurt iktisadi hayatta dolaylı olaraktan katkıda bulunmuş Türk tarihinde. Devletler arası anlaşmalarda Türk devletlerinin Çin ile etnik anlamda karşılaşmalar için onlara vergiye bağladıkları bilinmekte. Bu iki taraf arasında kazanmıştır. İktisadi açıdan bir timsel olarak tarihe yerini almıştır. Çin kaynaklarında edinilen bilgilere göre Çinlere yenik düştükleri zaman Türkler beyaz kurdu haraç veya vergi olarak galip devletlere savaş tazminatı olarak vermişlerdir. Bunları Yaşar Çoruhlu Türk mitolojisinin ABC'si kitabında, 99'da çıkan kitabında 147. sayfada bahsediyor. Yine Çoruhlu Türk sanatında hayvan sembolizminde sayfa 76'da. Saadettin Gömeç Türk Hun tarihini belirken yayın evinden Ankara 2012 yılında sayfa 41'de bu bahsettiklerinden bahsediyor. Yani Çinlerden de savaş tazminatı olarak beyaz kurt vermişiz. Beyaz kurtla hani farklı bir kurt değil. Sonra şeyi araştırmaya başladım. Bu ilk köpeğin evcilleştiği bölgede yaşayan kurt türlerini araştırmaya başladım. Bölgede 3 tane kurdun yaşadığını bahsedildi. Bu bölgedeki 3 kurt işte Atrik kurt dediğimiz beyaz kurtlar, Tundra kurdu dediğimiz büyük gri boz kurtlar. Bir de Hint kurdu dediğimiz işte Anadolu'da da sıkça rastladığımız küçük yapılı ince fenotipli olan kurtlar. Türkçede de eski Türkçede Türk tarihinde de kurda 3 isim vermişiz. Bir Gökbörü demişiz, kutsamışız kurdu Gökbörü ismiyle. Bir Börü demişiz işte normal kurt ismiyle. Bir de Guru Börü demişler işte küçümsemişler küçük kurtlara, Hint kurtlarına da Guru Börü ismini vermişler. Ayrıca Türk tarihinde işte Ergenekon dediğimiz bir süreç var. Yaklaşık 400 yıl kadar Türkler kapalı bir alanda, düşman yok. Kendi kendilerine gelişmişler hayvan evcilleştirmesini, işte onun dışında demiri işlemeyi, tarımı, hayvan evcilleştirmeyle hayvansal tarımı yapmaya başlıyorlar göçebe hayatlarının yanında. Bu süreçte de işte buranın en etkin avcısı kurtlar. Kurtları gözlemleyerek bunların taktiklerini savaş taktiği olarak da almışız. Yani
Kurt'un savaş taktiği olarak uyguladığı bütün taktikleri veya avlanma taktiği olarak uyguladığı bütün taktikleri aşağı yukarı özümsemişler ve savaş taktiği olarak da kullanmışlar. İşte bunlardan en belirgini kurt kapanı dediğimiz taktik ki Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk bile büyük taarruzda kurt kapanı uygulayarak Yunan askerini bozguna uğratmış, şey yapmış. Bunun dışında işte baskın savaş taktiği var. Buna kurt atasözleriyle kurt söyleyip gelmez, fırtına söyleyip esmez demişiz. Böyle bir atasözümüz var. Puslu taktiği için kurt puslu, sisli dumanlı havayı sever gibi bir atasözümüz var. Kuşatma imha anlamında kurt avın komaz, kurt avını sağ bırakmaz gibi deyimlerimiz var. Hazır kuvvet, nöbetçi, gözcü, keşif taktiği anlamında kurt duyarlı, yer kulaklı olur. Kurt kendi avını kendi bulur. Kurt tek gözü açık uyur. Kurdun izini bulmayan kendi izini bulamaz. Kurt karda yürür, izini belli etmez gibi farklı deyimlerle Türk diline geçmiş. Bu kadar kurdu inceleyip özümseyen, kendine sembol olarak benimseyen ki işte Çin kaynaklarında gene kurttan doğan Türk olmayanlardan bahsederken kurttan doğanlardan değil diye bahsediyorlar. Bu kadar özümsemişler, benimsemişler, kurdu şey olarak almışlar. Öncü hayvan, lider hayvan olarak kendilerine belirlemişler. Bu şekilde olan bir toplumun hani kurdu evcilleştirmesinden daha doğal bir şey olamaz. Zaten o dönemde Ergenekon dönemi işte ilk atın evcilleştirmesi de o dönemde. İlk geyik evcilleştirilmiş, geyiğe binilmiş. Geyiğin boynuzları rahatsız edince işte ata geçiliyor. Atla daha bir bağ kuruluyor. İşte ilk zaten evcil ahal teke atlarımız gene o bölgenin savaş atları. Yine koyun keçi o dönemde de var. Deve var evcilleştirmesi. Yak var. Bunların evcilleştirilerek kullanılması o döneme geçiyor. Bizim akbaşlarımızla kurtların işte benzerlikleri sadece fenotiple değil karakter olarak da benziyorlar. Yani akbaşların yaptıkları çoğu şey ne bileyim bir ortak yavru büyütüyorlar. Mesela üç anne doğum yapsın hani başka hiçbir köpek ırkı bu üç annenin doğurduğu bütün yavruları ortak beslemez. Akbaşlar ortak besliyorlar. Yine oldukça in kazıyorlar mümkün olduğunca. İnde yaşamaya çalışıyorlar. Siz kulübe bile yapsanız bunun altında in gerçekleştiriyorlar. Yine sürü psikolojileri ve sürüde kullanımları çok farklı. Strateji uygulamaları aynı kurt gibi stratejik hareketler veya strateji uygulayarak savaşabiliyorlar karşı rakipleriyle. Yine ağız ve diş yapıları kurtla çok benzer. Diğer köpeklerde işte delici dişler vardır, yuvarlak. Ama akbaşta kurt dişine yakın yani kesici diş, koparıcı dişleri vardır. Bu da akbaşa işte diğer köpeklerle karşılaştığında büyük bir üstünlük sağlıyor. Yine postları kurt gibi çok kalındır. Yani diğer köpek evcilleştikçe diş yapısı küçülüyor. Yani nasıl söyleyeyim işte yabancı ırklar veya Avrupa ırklar, Amerika'da yetiştiren ırklar ne kadar evcilleştiyse, ne kadar kırıldıysa diş yapıları küçülüyor. Daha küçük taneli diş yapısına dönüşüyor. Bunların dişlerinin akbaşın postundan geçme ihtimali imkanı yok. Yani akbaşta inanın bir iki parmak kalınlığında post var. Özellikle boyun ve şey bölgelerinde, savaştıkları bölgelerde bu şekilde post yapıları var. İşte bu benzerliklerinden falan ben sürekli bahsetmeye başladım. İşte ama tabii bu hikayelerimiz hep mışmışmış. Yani tarihçesi şeyi. Bunu bilimsel bir tabana, bilimsel bir ayağa oturtmamız gerekiyordu. Bunu da Ali Bey isimli bir arkadaşımız sayesinde gerçekleştirdik. Ali Bey de yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir arkadaşım. Onunla konuşurken yani bir DNA testi, DNA araştırması da gerçekleştirmemiz gerektiğini kararını verdik. Bunu Amerika'da DNA araştırması yapan birkaç firmayla görüştüğümüzde beyaz kurta ait bir DNA örneği, DNA karşılaştırması ellerinde olmadıklarını söylediler. Biz özellikle beyaz kurtla karşılaştırılmasını istedik. Akbaş DNA'larının ve genetiğinin.
Beyaz kurtun da dünya üzerinde bugüne kadar yoğun, detaylı bir araştırma gerçekleştirilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Rusya'da bulunan fosillerin, yani 33 bin yıllık bir 17 bin yıllık iki tane fosil var Rusya'da bulunan. Bu fosilleri inceleyen bilim adamı Sergey Fedorov'a ulaştık Ali Bey sayesinde. Sergey Fedorov'la görüştüğümüzde biz anlattık derdimizi. İşte böyle böyle düşünüyoruz şey. Hani Altaylardan göçü ispatlayabilir misiniz dedi Anadolu'ya. O süreçte hani elimizde olan dokümanları bir de işte Türkçe rakamları öne sürdüm. Yani Türkçe rakamlar işte Tuva dilinde de Sergey Fedorov da bu Tuva Türkü. Sergey Fedorov'un ana dilinde de rakamlar Türkçe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olarak gidiyor. O da işte Altaylardan Anadolu'ya göçün en büyük kanıtlarından birisiydi. Bunu ilk görüşmemizden sonra Sergey Fedorov bir araştırma yapmak istediğini istedi. Birkaç gün sonra bize geri döndü. İşte Akbaş'ın Amerika diyor zamanında götürmüş çok değerli bir ırk olduğunu söylüyor. Ama hakkında detaylı bir araştırma yapmamış Akbaş hakkında. Yine siz diyor Türkler yere göğe sığdıramıyorsunuz ırkınızı ama bir araştırma sizde de yok diyor. Bunun hakkında detaylı bir araştırma gerçekleştirelim, bir ekip kuralım. Bu ekiple aradığımız sorulara cevaplarını bulalım dedi. Sonra kendisi Amerika NIH grubundan ana bilim dalı başkanı Outlander'a şey yaptı. Oradan İsviçre Kraliyet Fakültesi'yle görüştüler. Orası Gen Bankası, dünyadan gelişmiş en çok veriye sahip Gen Bankası. Orayla görüştük. Yine Rusya Moskova Üniversitesi'nden Alexander, bu yaşayan güncel kurtlar hakkında çok bilgili bir bilim adamı, onunla ulaşıldı. O bizim ekibimize dahil oldu. Yine İngiliz Kraliyet Fakültesi'nden Pontus, güncel ve eski kurtlar üzerine dünyada bir numaralı bilim adamı, ona ulaşıldı. O bizim ekibimize dahil oldu. Bu ekiplerle ve bu üniversitelerle en son Türkiye'den Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Bengi Hoca dahil oldu ekibimize. Gen Ana Bilim Dalı Başkanı. Türkiye'nin tek gen hocası. Onunla beraber de çalışmaya başladık. Bu araştırmamızda 30 tane Safkan, Akbaş'dan gen ve DNA örnekleri alındı. Bu gen ve DNA örnekleri Ankara Üniversitesi'nde ilk ayrıştırmaları gerçekleşti. Şeyleri yapıldı. Şu an karşılaştırmalar amacıyla Amerika'ya gönderildi. Artık bunları öncelikle güncel yaşayan beyaz kurtlarla karşılaştıracağız. Bunlarla ne kadar akrabalar, onu tespit edeceğiz. Arkasından daha önce bulunmuş olan Sergey Fedorov'un incelediği bu 13 bin yıllık ve 17 bin yıllık fosillerle karşılaştıracağız. Bunlarla yakınlıkları, akrabalıkları incelenecek. En sonunda da 17 bin yıllık Türk kurganlarından çıkan köpek iskeletleri var Rusya'da. Bunlar bize geldi, bize geliyor Ankara Üniversitesi'ne. Burada ilk DNA'ları karşılaştırdıktan sonra bu DNA'lar Akbaşlarımızla açıldıktan sonra diyeyim Akbaşlarımızla karşılaştırılmak için Amerika'ya gönderilecek. Bunlarla da karşılaştıracağız. Türk mezarlarından çıkan 17 bin yıllık köpek iskeletleriyle bizim Akbaşlarımız ne kadar akraba? Bunu çözmeye çalışacağız. İşte dünya üzerinde ilk köpek nasıl evcilleşti, nerede evcilleşti? Bu sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Bizi ve tüm bu bilim adamlarını da dünya üzerinde bilim adamlarının da bu projeye heyecanlandıran veya bu projeye ortak olmalarını sağlayan işte fenotip benzerlikleri. Bu fenotip benzerlikler gen anlamında da ve öncesi anlamında da bir benzerlik olmadan olmayacağını düşünüyoruz hep birlikte. Ve böyle bir araştırmaya gittik. İnşallah olumlu sonuçlarını da alacağız. Önümüzdeki yaza kalmadan bu projemiz de sonuçlanmış olacak. Ve Akbaşlarımız da
hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.